Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Cenazeyi görünce ayağa kalkmak gerekir mi? Malumunuz cenazeye iştirak eden insanlar cenaze namazını kılarlar. Sonra cenazeyi tabut üzerinde, tabut içerisine taşıyarak kabristana götürürler ve kabristanda defnederler. Ancak cenaze iştirak etmeyen bazı insanlar cenaze yanından geçerken oturuyorlarsa İstrat ediyorlarsa acaba kalkmaları gerekir mi, gerekmez mi? Sorunun boyutu buna bakıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen sahih ve güvenilir bir rivayete göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cenaze yanından geçerken oturuyorsa kalkardı. Hatta yanında bulunan diğer oturanlara da siz de kalksanız ya derdi. Hatta bir seferinde Peygamber Efendimiz demişler ki Ya Resulallah şu anda geçmekte olan cenaze bir Yahudi'ye aittir demişler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ifade üzerine olsun, o da bir şahıs, o da bir hayat değil mi buyurmuş ve kalkmanın hikmetini anlatmış. Yine Peygamberimizden gelen başka bir rivayete göre Peygamber Efendimizin cenaze geçerken kalkmayı terk ettiği ve kalkmadığı rivayet ediliyor. İşte bu iki farklı rivayetleri değerlendiren alimlerimiz farklı görüşlere sahip olmuşlar. Örneğin İmam-ı Azam Hazretleri, Ebu Hanife Hazretleri, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk önceleri cenaze geçerken kalkardı ama daha sonra bunu terk etti ve artık sünnet olmaktan çıktı. Dolayısıyla cenaze kalk cenaze giderken kalkmaya gerek yok demiştir. İmam-ı Azam'ın iştihadı böyle olmuştur. Ama bir kısım alimler de iki rivayeti değerlendirerek serbesttir. İsterse kalkarsın, isterse kalkmazsın demiştir. Ancak bir kısım alimler de demişlerdir ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın oturması oturmanın da caiz olduğunu göstermek açısındandı. Yoksa e, cenaze geçerken ayağa kalkmak, ona saygı göstermenin daha iyi olduğu anlamına gelir. Bu son düşüncede olan alimlere göre cenaze geçerken kalkmak daha iyidir. Ama kalkmayıp oturmanın da bir sakıncası yoktur demişlerdir. Dolayısıyla cenaze ile ilgili uygulamaların temel bu üç esas üzerinde olduğunu ifade edebiliriz.